İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün Batı Ermenistan'ın ordu günü. Methaik tarihi ve kültürel matinesi. Batı Ermenistan'ın evlatları Antranik ve Grisha Lalayanlar. Ermeni kimliği. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Zaharova, Doğu Ermenistan'ın Amerika Birleşik Devletleri güdümünde bölgesel altyapılardan bağlantısı kesilebilir. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Avrupa Birliği gözlemcileriyle birlikte Davuş bölgesini ziyaret etti. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'ndeki Kutuz Adası yakınlarında antik bir su yolunun keşfiyle ilgili video. Bugün 15 Kasım. Batı Ermenistan Ordu Günü. 15 Kasım 1916'da Fransız hükümeti şu kararı aldı. Ermeni lejyonu Fransız subaylar tarafından komuta edilecek, ancak yardımcı birlik olarak Fransız ordusunun bir parçası olmayacaktı. Ermeni savaşçılar sadece Türklere karşı ve Kilikya topraklarında savaşacaklardı. Batı Ermeniliğinin parçalarını tehlikeye atmamak için lejyona Ermeni değil, Doğu adı verildi. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan geçmiş çok sayıda savaşçı, Türk ordusundan kaçan Ermeni esirler ve firariler ile Ermenilere yönelik soykırımdan, Arminosit'ten kaçmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen genç Batı Ermenistanlı Ermeniler lejyona katıldı. Uzun askeri tatbikatlardan sonra 1918 baharında lejyonun yaklaşık 4000 Ermeni ve 1000 Arap gönüllüden oluşan iki taburu Filistin cephesine doğru yola çıktı ve 14 Eylül gecesi ön cepheye yerleştirildi. Arara, Rafat tepelerinde Türklerin 2. Çanakkale Boğazı deniliyordu. Büyük İngiliz birliklerinin kuzeye ilerlemek için Mart-Nisan 1918'de 3 kez boşuna ele geçirmeye çalıştığı tüm askeri cephenin en zapt edilemez kısmıydı. Arara ele geçirilmeden müttefiklerin genel taarruzunu başlatmak imkansızdı. Başarılı bir sonuç olması durumunda Lübnan, Suriye ve Kilikya kurtarılacaktı. 17 Kasım saat 14'te Mezmasrik Ortaokulu'nda Batı Ermenistan Hükümeti işbirliğiyle ilk Methaik Tarihi ve Kültürel Matinesi gerçekleşecek. Sergiye Mezmasrik Güzel Sanatlar Stüdyosu öğrencileri katılacak. Matinede Miasnik Asatryan ve Samvel Zakoyan kendi halk gösterilerini gerçekleştirecek. 30 yaşındaki topçu tümen komutanı binbaşı Antranik Lalayan, 44 gün süren savaşta vatanı savunurken canı pahasına Gedak Brun tepesini Madagis Mardagert yönünde tutarken hayatını kaybetti. Antranik Lalayan Şubat 2020'de tümen komutanlığına atandı. Savaşın ilk günlerinde tümen Akna bölgesinin Gulica ilçesinde konuşlanmıştı. 14 Ekim'den itibaren Antranik, Mardagert ile Madagis arasındaki Getak Borun tepesindeki komuta gözlem noktasına taşındı ve buradan koordinatları arkalarındaki topçu bataryalarına iletti. Aynı gün Antranik annesini arar ve ona eşi Ani ve torunlarıyla birlikte Artsakh'tan ayrılmasını söyler. Anne Valida, gelini ve torunlarıyla birlikte Apovyan şehrine taşınır. Antranik'in babası Grisha Lalayan, savaş sırasında Verin Tahavert'in savunmasına katıldı. 27 Ekim'de Tahavert köyünün bir kısmı Verin Tahavert, Bakü'nün kontrolüne girdi. Lalayanların evi ve Antranik'in mezarı da Verin Tahavert'ta kaldı. Baba oğul Lalayanların hikayesini Western Armenia TV'nin internet sitesinden okuyabilirsiniz. Ermeni kimliği. Muşki ile Ermeniler arasındaki bağlantı nedir? Günümüzde çok az ulus eski kökleriyle gurur duyabilir. Bunların arasında Yahudiler, Çinliler, Etopyalılar, Basklar ve Ermeniler var. Ermenistan'ın kaç yaşında olduğunu %100 doğrulukla söylemek mümkün değil. Ama biz en popüler teorileri analiz etmeye ve Ermenilerin nereden geldiğine dair bir fikir edinmeye çalıştık. Rus tarihçi Igor Diakonov, Ermenilerin Asurlar tarafından ve daha sonra manastır yazıtlarında da doğrulanan bir halk olan Muşki'nin yanı sıra Luvyalılar
ve muhtemelen Yunanlılar ile özdeşleştirilmesi gerektiğini teorileştirdi. Igor Diakonov'un teorisinin gerçeğe uyup uymadığını araştırma yoluyla bulmaya çalıştık. Western Armenia TV'nin araştırmasını sitemizden okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Paris Barış Konferansı'na göre 1914-1919 yılları arasında Ermenilerin toplam maddi kaybı 1919 fiyatlarıyla 19 milyar 130 milyon 982 bin Fransız frankı veya 3 milyar 693 milyon 239 bin 768 ABD doları tutarındadır. Komisyon ayrıca Ermenistan'ın hangi bölgesinin tam olarak hangi kayıplara maruz kaldığını da ortaya çıkardı. Böylece Batı Ermenistan kırsalındaki Ermenilerin bireysel maddi kaybı 4 milyar 601 milyon 610 bin frank, kentte yaşayanların bireysel kaybı 3 milyar 235 milyon 550 bin frank, bireysel olmayan maddi kayıplar ise 6 milyar 761 milyon 350 bin frank oldu. Doğu Ermenistan ve Kafkasya'nın Ermenilerin yaşadığı diğer bölgelerde Ermenilerin uğradığı maddi kayıplar, yerinden edilmiş Ermenilerin daimi ikametgahlarından kayıpları 1 milyar 831 milyon 872 bin frank, yerinden edilmemiş Ermenilerin kayıpları 1 milyar 293 milyon 600 bin frank, diğer maddi kayıplar ise 1 milyar 407 milyon franktır. Bu rakamlara 1894'ten 1914'e ve 1918'den günümüze kadar Ermenilerin uğradığı maddi kayıplar dahil değildir. Söz konusu dönemdeki kayıplar da dikkate alınırsa, yukarıda belirtilen rakamın en az %15-%20 oranında artırılması gerekir. Doğal olarak Ermenilere yönelik soykırımdan, Armenosit'ten bahsederken, öncelikle ve neredeyse tamamen şunu vurguladık: Ermeni halkının insani kayıpları. Ancak soykırım Armenosit yıllarında Ermeni halkı da büyük maddi kayıplara uğradı. Soykırımın, Armenosit'in türev amaçlarından birinin de Ermeni halkının bireysel ve kolektif mülkiyetinin gasp edilmesi olduğu tartışılmazdır. Uluslararası hukuk, suçlunun işlediği suçun meyvelerinden yararlanmaması gerektiğini belirtmektedir. Üçlü anlaşmalar çerçevesi dışında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yönlendirmesiyle Doğu Ermenistan ciddi bir risk alıyor ve bölgesel altyapıdan kopabilir. Briefing sırasında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın resmi temsilcisi Maria Zakharova şunları açıkladı: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği birçok yerde garantörlük yapıyor. Ancak çok az yerde iyi ve olumlu bir şeyler yapmayı başarıyorlar. Çoğunlukla çok söz verirler, çok az şey yaparlar ve durumu yalnızca kendi amaçları için kullanırlar. Rusya'ya karşı nefret onların gündeminde. Rusya karşıtı adımlar onlar için bir yol haritasıdır. Ona göre Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği bölge ülkelerinin geleceği konusunda kayıtsız. Amaçları herkesi birbirine düşürmek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Ermenistan Büyükelçisi Christina Quinn, Avrupa Birliği gözlem heyetiyle birlikte Tavuş bölgesini ziyaret etti. Doğu Ermenistan'daki Avrupa Birliği gözlem misyonu bilgileri ilk sayfasında bildiriyor. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Christina Quinn, Tavuş bölgesinin bölgelerinde devriye gezmek için Avrupa Birliği misyonuna katıldı. Ziyaret misyonu İçevan'daki temsilcilik tarafından organize edildiği belirtildi. 20 Şubat'tan itibaren 2 yıllık görev süresiyle Doğu Ermenistan'da 100 kişiden oluşan yeni bir Avrupa misyonunun konuşlandırıldığını hatırlatalım. Misyonun amacı Doğu Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrara katkıda bulunmak, yerel güveni güçlendirmek ve Doğu Ermenistan ile Bakü arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarına elverişli koşulları sağlamaktır. Avrupa Birliği misyonunun gözlemcileri her gün 3800 kilometrede devriye geziyor. Misyonun Cermuk, Goris, Hapan, Martuni, İçevan ve Yereknazor'da operasyonel ofislerinin yanı sıra
Başkent Yerevan'da da bir irtibat ve destek ofisi bulunuyor. Kıtut, Van Gölü'nün dört adasından biridir. Urartu Ermeni Krallığı döneminde M.Ö. 1. 1000 yıl, Van Gölü'nün su seviyesi küresel ısınma nedeniyle azalmış ve gölün dibinde bir yol olduğu tespit edilmiş. Sudan çıkan yol yakın zamanda keşfedildi ve Çavuşoğlu'nun ekibinin hemen dikkatini çekti. Kazı ekibinin başında işgal altındaki Batı Ermenistan'daki 100. Yıl Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olan Rafet Çavuşoğlu yer alıyor. Işık dünyasına giden yol nedir ve nereye gider? Urartu döneminde üzerinde kaleler inşa edilen, Orta Çağ'da ortaya çıkan yerleşimlerin bulunduğu adaya sahili bağlayan 1 kilometrelik yol. Yol bir araba genişliğindeydi. Dolayısıyla tek yönlüydü. Farklı büyüklükte taşlarla döşenmişti. Sadece büyükleri kalmıştı. Karayolunun amacı yarımadanın adaya dönüştüğü bölgeye yiyecek ve temel eşyaların ulaştırılmasının yanı sıra insanları taşımaktı. Adaya Türkçe'de çarpanak, Ermenice'de Kıtus adı verilmektedir. Göldeki tek ada Kıtus değil, 3 ada daha var. Adalar artık ıssız. Kıtus'un en önemli özelliği ise orada bir Ermeni manastırının bulunmasıdır. Kalıntıları günümüze kadar korunmuştur. Doğu Ermenistan'daki Ermeni Haber ve Aravot gazetesinde faaliyet gösteren çevrimiçi süreli yayınlar dün şu başlıkla bir video paylaştı. Van Gölü'nün Kıtus Adası yakınlarında su altından geçen antik yol. Vesten Armenia TV videonun 4 yıllık olduğunu bildirdi. Zamanla bildiğimiz gibi Kıtus Adası'na giden yolun sular altında kaldığını ancak gölün sığlaşması sırasında görünür hale geldiğini, dolayısıyla arkeologların bu yolun varlığından haberdar olduğunu hatırlatalım. Yolu ayrıntılı olarak inceleme fırsatı ancak 2019-2021'de bölgeyi etkileyen kuraklığın ve gölün sığlaşmaya başlamasının ardından ortaya çıktı. Türk tarafının Ermeni arkeologlara araştırmaya katılma teklifinde bulunabileceğini varsaymak mantıklı olurdu. Ancak böyle bir davet olmadı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size İmani adlı eseri sunuyoruz. Skoteski Ankat spahit en tartya Duve hashu kesavu U kesav yes yatsats Apardutyan bemdetsu Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.